Deniz, ne işin var senin burada? Yıllar sonra beni böyle mi karşılayacaktın Mehmet Ali? Beni, ilk aşkım. Öyle şeyler söyleme. Öyle şeyler söyleme. Ben seni karşılamıyorum. Uğurluyorum Deniz. Hadi hoşça kal. Bir an önce gidiyorsun buradan. Yine gelme. Saçmalama Mehmet Ali. Konuşmamız lazım. Ya konuşamayız. Ne konuşacağız? Yıllar önce olmuş, bitmiş bir mevzu bitmiş. Evliyim ben, çocuklarım var. Ne konuşacağız ya? Olabilir. Sakin ol. Otur şöyle şuraya. Sohbet edelim biraz. Söyleyeceğim çok önemli bir konu var. Neymiş önemli konu? Neymiş? Önemli bir konu. Önemli konu. Allah'ım bugün... Nasıl bir gün bugün ya? Evet. Canercan, sen çıkabilirsin evladım. Tamam öğretmenim. Evet. Söz hakkı sende oğulcan. Gururum incindi öğretmenim. Herkesin önünde rezil etti beni. Allah Allah. Gururunu incitecek ne demiş olabilir sana acaba? Ağır konuştu öğretmenim. Benim yerimde siz olsaydınız siz de aynı tepkiyi verirdiniz. Evladım ne dedi bu Canercan sana? Bana takipçin kadar konuş dedi öğretmenim. Kaç takipçilik adamsın sen dedi bana. İnanabiliyor musunuz? Kaç takipçilik adam? Yani kaç takipçin var ki senin? 45. Azmış ya. Ama organik. Hiç takipçi satın almadım ki. İstesem alırdım. 500 takipçi 100 TL yani bir şey değil. Yok evladım, iyi ki almamışsın. Onların hepsi Brezilyalı oluyor. İncindim öğretmenim. Benim de bir gururum var sonuçta. Anlıyorum. Neyse, bana bak oğulcan. Şimdilik seni affediyorum. Ama eğer aynı şey bir daha yaşanırsa durumu ailene anlatmak zorunda kalırım. Umarım yapmak zorunda kalmam öğretmenim. Evet, çıkabilirsin. Öğretmenim, siz de beni takip edebilir misiniz? Ay, ederim evladım, ederim. Ben de sizi takip ederim. Takibe takip. Ah canım. Ailecek özgüven problemi yaşıyorlar. Bir hayatlar var. Ama anne, bak senden bir ricam var. Babamla konuşmadan önce mutlaka bana haber vereceksin. Ay tamam canım, tamam. Yani öyle çok önemli olduğu için falan değil, hani merakımdan soruyorum. Ne iş yapıyor bu çocuk? Doktor. Ben bu çocuğu tanıyor olabilir miyim Yağmur? Yani tabii olabilirsin ama ben sana da sürpriz olsun istiyorum anneciğim. Ay tamam, tamam. Yani aşık olduktan ve kayınvalidenle atlı üstü oturmadıktan sonra bir sorun yok. Ama ne yapalım biliyor musun? Bak sen bu akşam bize davet et şu arkadaşını. Ben de bir tanışayım senin şu sürprizinle. Tamam. Tamam anneciğim, o zaman biz bu akşam beraber geliriz. Aynen öyle. Yani evlenmeden önce bir erkek arkadaşın olduğu gerçeğiyle yüzleşsin baban. Kalbine indirmeyelim adamı. Ay doğru, doğru anne. Bak o zaman ben bu işi sana bırakıyorum. Sen ne yapacağını çok iyi bilirsin. O zaman şöyle yaparız. Akşam güzel bir sohbet ederiz. İyice tanırız şu damat adayını. Sonra siz biraz daha eve gidip gelirsiniz. Sonra da açıklarız babana evlilik kararını. Tamam, tamam anneciğim çok güzel. Ama senden ricam lütfen çok uzatmayalım. Ben bir an önce evlenmek istiyorum. Tamam canım tamam. Kaçmıyor çocuk. Sen de acele etme. Yok tabii kaçmıyor da. Herkes bizim birlikte olduğumuzu bilsin. Anlamadım. Boş ver anneciğim. Yok bir şey. Tamam o zaman anlaştık. Akşama görüşürüz Tahliye sonuçlarını getirdim. Sağ ol Arda. Benim telefonumu gördün mü ya? Yok. Yanınızda değil miydi? Ay yok, masanın üstüne bıraktım. Bir tuvalete gittim geldim. Yok bulamıyorum ya. Belki yanlış hatırlıyorsundur. Hayır yok. Yani çantanın içine de baktım. Burada da yok. Ay Yağmur arayacak o yüzden... Ceketin cebine baktın mı? Çünkü bazen insan iç cebine koyuyor sonra onu unutuveriyor. Abi bakayım.
Ay yok, masanın üstüne koydum eminim ya. Evden çıkarken almayı unutmuş olabilir misin? Tuvalette mi unuttum acaba? Yani bazen ben de orada unutuyorum ama bir bak istersen. Bir bakayım. Amirim, hani beni sorguladığınız sırada bir üniforma vardı üzerinizde. Amma da yakışmıştı size ha. Bir giyseniz onu. Durup dururken, Allah Allah. Niye giyeyim ya? Ne alakası var? Ya bir fotoğraf falan çektiririz. Paylaşım yaparız. Takipçimiz artar. Fena mı olur? O üniformaya dokundurtma. Ben o üniformayı yıkadım, kuruttum, ütüledim, paketledim, kaldırdım. Dokunmak, mokunmak yok. İş çıkarmayın benim başıma. Ya yengeciğim, şimdi ara sıra giyse fena mı olur? Neymiş? Çok yakışıyordu amirime. Hem siz o üniformaya aşık olmadınız mı? Doğru, evet. Ama itiraf et Arife. Ha? Yakışıyordu ama, değil mi? Bir zamanlar yakışıyordu, doğru. Merhaba hocam. Ben Rıfkı Pit. Kim? Rıfkı Pit. Ay çok ağırsınız hocam. Maskeden. Ya Rıfkı Pit. Son 9 saat. Bu akşam 21'e kadar anahtarı bulacağım. Şeymuz abi merak etmesin. Deniz, Allah aşkına şu üstünü giyinir misin? Tamam Mehmet Ali'ciğim. Ben sen istedin diye çıkardım. Hemşire hanım öyle söyledi. Nereden çıkarıyorsun bunları ya? Ben evli barklı adamım. Yerin kulağı var, duyan da ne sanacak? Ben muayene için hazırlansın dedim. Aa, çıkar aklından bu saçma fikirleri. At, 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 at.